Kardeşim Mahkeme tabii var. yani ben 86'dan itibaren sürekli emniyete giderdim. Gözaltına alırız. 2 gün, 3 gün emniyette kalırım, bırakırlar. Yine gidiyoruz, yine gözaltına. Oradan DGM'ye götürüyorlar. Tutuklu, tutuklu ne işte gözaltındayken evet, gidiyorduk evet. şey mahkemeye gidiyorduk. Bırakırlar. Mesela akıl hastanesine Cumhuriyet tarihinde ilk defa hakkında hüküm verilmemiş bir insan adli suçlu olarak 10 ay akıl hastanesine tutuldu. Evet. Cumhuriyet tarihinde yok böyle bir olay. Evet. Tek vakadır. Bak adli hüküm olmadan kanunumuza göre mümkün değil yani. Evet. Akıl hastanesinde bir adamı tutamazsın. Mesela cinayet işliyor adam, 1 yıl durur orada mecburen, kanunen. Evet. Ben cinayet de işlemedim, aslında hüküm de yok üstümde. Evet. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Sadece yargılanıyorum o kadar. Direkt mahkumlara yapılan uygulama yapıldı ve adli suçlu olarak 10 ay akıl hastanesi tutuldu. İş ben ne diyeceğim ya diyeceğim bu burada olacak gibi değil. Akıl hastanesi tutuyor. Ben kaçayım, gideyim. Estağfurullah. Yani. Zaten bizim aradığımız bu. İnşallah, maşallah. Değil mi? Maşallah. Hazreti Musa ne diyor? Diyor ki balık diyor kaçtı diyor. Ha diyor bizim aradığımız da buydu diyor. İnşallah. Hazreti Musa Aleyhisselam. İnşallah. İzlerin üstüne geri döndüler diyor. İnşallah. Bizim aradığımız bu zaten. İnşallah. Zaten biz nimet arıyorduk. Nimet geldi elhamdülillah İnşallah. Allah'tan. İnşallah. Hapis. Yani bizim için bir nimetti. Değil mi? Evet. O bir süstü. İhtiyacımız vardı. Maşallah. Allah o süsü de yarattı. Maşallah. Hayatımızda bir güzellik. Maşallah hocam. Maşallah. Değil mi? Yani evet. İnsan nasıl değil mi? Vücut azalarının bütününden güzel olur insan. İnşallah. Güzelliğimiz olmazdı. Maşallah. Estağfurullah. Değil mi? Maşallah. İki tane kolumuz olmayacaktı. Bak bir sağ kolum var, bir sol kolum var şu an. Maşallah. Elhamdülillah. İnşallah. O bir süs. Evet. İnşallah. Benim kolumu koparacaklar diye ben hicret edeceğim. Olmaz. Koparsınlar, tepe tepe kullansınlar derim. Maşallah. Bir şey olmaz yani inşallah. Maşallah. Değil mi? Müslüman risk var diye kaçmaz. Evelallah. Maşallah. Diyorum. Savaşta riskin en şiddetlisi vardır. Müslüman kaçıyor mu savaşta? Kaçmıyor hocam inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 taraftan çevirmedi mi düşman? Evet hocam. Üstüne zırh vardı. Kaçtı evet. Mı peygamber? Haşa. Bilakis. Evet hocam. Bilakis değil maşallah. Mi? Her savaşa bizzat katıldı. Bu da ilim savaşı, kültür ve bilgi savaşı. Biz İstanbul'u bırakmayız. İstanbul da bizi bırakmaz Allah'ın izniyle. İnşallah. Maşallah hocam. Değil mi? Evet. İnşallah. Ama çok zaruri olarak İstanbul'u Türkiye'yi terk eden büyüklerimiz, ağabeylerimiz olmuştur. Onların mutlaka bir ledüni hikmeti vardır, bir sebebi vardır, bir amacı vardır. Onlarınki bir hicrettir. Bizim bilmediğimiz bir sırrı, bir hikmeti olur. Tahmin etmediğim sırları olabilir. Belki bir ilhamla İnşallah. Gidiyorlar. Hakikaten de öyle. Yani burada İstanbul'da hemen hemen hiçbir hoca efendi kalmadı o dönemde. Profesör Esat Coşan hocamız evet. Vardı mesela rahmetli. Evet. O gitti. İstanbul'u riski gördüğü için, ortamı evet. Riski gördüğü için, Türkiye'yi riski gördüğü gitti. Fethullah hocamız riski gördüğü için gitti. Evet. Efendim çok fazla hocalar var. Ben şimdi tek tek isimlerini evet. Değil mi? Yani çok fazla insan gitti. Evet hocam. İnşallah hep yurt dışındalar. Evet. İnşallah. Yurt dışında Allah onları öyle istihdam ediyor. Fakat Mehdi İstanbul'dadır. Evet Allah. İnşallah hocam. Bütün alemler gitse, kimse kalmasa da sadece Mehdi kalsa bütün dünyaya yeter söyleyeyim. Maşallah. Evet Allah. Maşallah. İnşallah. Biz de Mehdi'nin talebeleri olarak onun öncüsü olarak ben de sizler de biz de buradayız. Biz de bir yere gitmeyiz. Evet Allah hocam. Evet inşallah. İnşallah. Mehdi'nin dizinin dibinde olacağız. İnşallah. Allah'ın izniyle. Bu demiştiniz hocam, o hastane döneminde çıkardığınız kitap için size teklifte bulunuyorlar. O kitabın basılmaması için, Masonluk kitabının.
Siz demiştiniz ki ben o zaman ve buradan çıkamazsın diye söylediğinizi söylemiştiniz hocam inşallah. O zaman demiştiniz ne kadar etkili olduğunu anladım. Hatta daha fazla o zaman basılması yönünde faaliyetim oldu. Maşallah. Maşallah hocam. Maşallah.